Camimin ibadete açılması için hazırlıklar tamam mı Zülfikar? Tamam hünkârım. Tellallar bütün şehirde ahaliyi camiye davet ediyorlar. Ala. Derviş ve Nasuh Paşa'nın ihanetlerinden sonra kimseye itimat edemem sanıyordum Zülfikar. Sen beni yanılttın. Yıllardır dürüstlüğünle, sadakatinle beni haksız çıkardın. Lakin bugünlerde biraz tuhafsın. Bilmediğim bir şeyler mi var? Gel. Hünkârım. İskender. İstediğiniz malzemeleri getirdim. Öyle. Bilahare konuşuruz hünkârım. Konuşmasına ramak kalmıştı. O Bülbül uğursuzu bozdu işi. Nereden çıktı anlamadım ki. Hatun masum değil Cennet. Bir daha Ahmet'le yalnız kalmasına müsaade edemem. Halil Paşa'ya kızı tetkik etmesi için haber yollamıştık. Bir ses yok daha. Haber yolla gelsin. En azından Dilruba meselesinin hesabını versin. Emredersiniz. Lakin evvela sizinle konuşmak istiyorum. Hangisi kardeşim? İşte şurada. Beyazlı olan mı? Hayır hayır bak bize doğru gel. İsmi Angela'ymış öğrendim. Validen Melek Sima demiş. Tam ona yakışan bir isim. Gerçekten de melek yüzlü. Nasıl da güzel öyle değil mi? Güzel kardeşim. Çok güzel. Onca yıldır hizmetinizdeyim sultanım. Ne gecem oldu ne gündüzüm. Takdir ederseniz ki ben de aciz bir kulum. Hudutlarım var. Çok yoruldum sultanım. Müsaade ederseniz emekliliğimi istiyorum ben. Nereden çıktı bu cennet? Hususi bir sebebi yok. Harem işlerinden eli tek çekmenin vakti geldiğini düşündüm. Ona sen değil ben karar veririm. Sultanım. Bu mevzu kapandı Cennet. Halil Paşa'ya haber yolla. Emredersiniz. Mustafa. Hünkârım. Sana vaktiyle bir söz vermiştim Mustafa. Bilmem hatırlar mısın? Büyüyünce bana ahşaptan kadırga yapmayı öğretecektiniz. Hatırlıyorsun. İşte şimdi o sözü tutmanın vakti geldi kardeşim. Geç otur. Mühim olan doğru acı seçmek Mustafa.
Ceviz ağacı en iyisidir. Dayanıklıdır. Kolay şekil alır. Elinize bir fırsat geçti şehzadem. Bulunmaz bir fırsat. Hadi şehzadem alın şunu. Yapmanız gereken çok kolay. Ensesine saplayın ve bu iş burada bitsin. Öldürün onu. Öldürün ve taht sizin olsun. Hareme yeni gelen hatun Yasemin. Kimdir? Seceresi, mazisi, sor soruştur demiştim. Talimat verdim sultanım. Haber bekliyorum. İnşallah öyledir. Zira bu aralar aklım başka yerde. Yakında düğünün varmış. Sultanım. Ben Halime Sultan teklif ettiler. Fakat kati bir şey olmadığı için... Mani olurum diye sustun, öyle değil mi? Hanedan damadı olursam gücüm ve itibarım artar. Size daha çok faydam olur diye. Bana mı yoksa müstakbel zevceniz ve validesi Halime Sultan'a mı? Nasıl da hıyanet peşine düşmüş herkes. Şehzade Mustafa kafesten çıkar çıkmaz harekete geçtiler. Evvela sert darbeler vurman gerekiyor Mustafa. İlk şeklini verdikten sonra daha yavaş, yumuşak vurman gerekiyor ki ağaç çatlamasın. Ne bekliyorsunuz şehzadem, hadi. Şehzadem, daha evvel yaptınız. Sizi öldürmek için gönderilen cariyi öldürdünüz. Başınızı koyduğunuzda korkmanıza gerek kalmaz. Serin uykulara dalarsınız. Hadi. Hadi şehzadem. Hadi yapın. Mustafa, şehzadelerim. En büyüğü Osman. Mehmet. Murat. Kasım. Ve Bayezid. Bir de İbrahim var. Lakin o henüz kundakta.
Şehzadem, nicedir sizi ziyaret etmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Yarın camim ibadete açılacak. Biz hepimiz orada olacağız. Seni de yanımızda görmek istiyorum Mustafa. Hünkârım, beni bağışlasanız. Olmaz öyle şey Mustafa. Tüm alem kardeşimin yanımda olduğunu görecek. Hepsini okudun mu? Ya okumuştur tabii. Yıllardır kapalıydı. Başka ne yapacaktı ki? Mehmet. Benim kitaplarımı da görmek istersiniz belki. Ne vakit isterseniz gelin. Olur. Kanmayın bu alakalarına şehzadem. Hepsi yalan. Hepsi sahte. Şehzadem, tahta çıktıklarında ilk işleri sizin canınızı almak olacak. Sus artık. Dinlemeyeceğim seni. Git. Dinlemeyeceğim. Gitsene. Git. Bırak beni artık. Şehzadelerim. Git. Bugün bir hayli yoruldular. Müsaade ederseniz biraz istirahat etsinler.